dağları aştım da geldim. Aman aman, aman aman aman, kimler gelmiş? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyiyiz. Oh oh oh, sizler iyisiniz ama ben hiç iyi değilim. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, sizin yanınızda arkadaşlarınız var, dostlarınız var, anneleriniz, babalarınız var. Ama benim yanımda hiç kimsem yok. Ah ah, şimdi benim yanımda bir arkadaşım olsa, ben söylesem o dinlese, o dinlese ben söylesem, bizi seyredenler de hoşça vakitler geçirse. Ah ah, benim bir arkadaşım var, aklıma geldi şimdi. Adı da Karagöz Efendi. Evet, Karagöz Efendi'yi ben günlerdir görmedim. Şimdi Karagöz Efendi'nin evine kadar gideyim, bir sesleneyim bakayım. Karagöz evdese gelsin, onunla bir hoş sohbet edelim. Bir geleyim bakayım. Ay, ah, evet, evi burası. Bir sesleneyim bakayım. Karagöz, Karagöz evde misin? Evdeyim. Ses yok, ses yok. Ah. Acaba Karagöz hastalandı mı? Hastaneye falan mı yatırdılar Karagöz'ü? Eyvah! Eğer öyleyse onu ziyaret etmeliyim. Arkadaşlar birbirlerine hasta olunca ziyaret ederler. Geçmiş olsun derler, değil mi arkadaşlar? Evet. Hayır. Bir daha bir sesleneyim bakayım. Karagöz evde mi? Karagöz, Karagöz evde misin? Evde yokum yahu, evde yokum. Aman nasıl oldun Karagöz'ün, evde yokum diyorsun, sesin evden geliyor. Sesimi evde bıraktım, kendim pazara çıktım. Ah Karagöz'ün, öyle şey olur mu? Çabuk buraya gel, sana diyeceğim var. Benim diyeceğim de var, içeceğim de var yahu. Öyle değil, yani sana suallerim var, suallerim. Yahu benim soğanım da var, sarımsağım da var. Git bakalım seni sakallı. Ah Karagöz'ün, ne olursun buraya gel. Sensin kız. Ah Karagöz'üm, ne olursun buraya gel. Ne olursun gel. Yahu bağırıp durma. Çocuğu yeni uyuttum. Bak eğer çocuğu uyandırırsan sen tepelerim o. Ah Karagöz'üm, inadın tuttu. Sen kesinlikle buraya gelmeyeceksin. Arkadaşlar, Karagöz amcanızın inadı tuttu. Kesinlikle buraya gelmez. İster misiniz ona bir oyun oynayalım? Peki, geçenlerde Karagöz amcanız kesesini kaybetmişti. Şimdi kesesinin bulunduğunu ona duyurursam tıpış tıpış buraya gelir. Şimdi ben size soracağım. Kese mi buldunuz diyeceğim. Siz evet diyeceksiniz, tamam mı? Tamam. Aa! Arkadaşlar, siz kese mi buldunuz? Evet! Aa, bakayım bakayım o kese. Aa, o kese Karagöz amcanızın kesesi. Verin bakayım o keseyi bana. Verin, verin bakayım o keseyi bana, verin. Ne? Kese mi dediniz? Kese mi dediniz? Oy kese! Al kese, al kese, al, 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 al! Amanın! Amanın aman! Tatken düştü, ken gözüktü. Hoppa! Amanın ayaklarım! Amanın boru gibi bacaklarım! Yelken gibi kulaklarım! Amanın yerlere yayıldım! Hoppa! Yiyelim şapkamızı! Amanın aman! Yahu! Kim bağırıp duruyordu bana böyle? Ah! Ah Karagöz'üm! Nasılsın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Hoppa! Ya Karagöz'üm! Neden vuruyorsun? Sen de benim karşımda neden bostan korkulu gibi duruyorsun? Hoppa! Aman Karagöz'üm, aman! Bak, bana vurup durma! Sen nasıl dostsun? Ben çift kaşarlı dostum. Aman Karagöz'üm, öyle şey olur mu? Ya Hacı Cancan, beni kesemi versene. Ne? Sen kesemi kaybettin. Evet evet, kese kaybettim. Peki, şimdi bu bulmuş olduğumuz kese başkasına ait olabilir. Senin kaybetmiş olduğun kese ne renkti? Hoppalı cuppalı. Şimdi bir de renk çıktı yahu. Peki, seni kaybetmiş olduğun kese ne kesesiydi? Şey kesesiydi, bakla kesesi. Hayır, bakla kesesi değil. O zaman şey kesesi, kuskus kesesi. Hayır, o da değil. O zaman yoğurt kesesi.
sesi. Hayır, o da değil. O zaman. Pirinç kesesi. Pirinç kesesi de değil. Bizim bulmuş olduğumuz kese para kesesi, para. Ha ha, tamam. Benim kaybetmiş olduğum kese de para kesesi yahu. Ah Karagöz'üm, biraz önce dedim ya, senin kese ne renkti? Bu kese başkasına ait olmuş olabilir değil mi? Hoppalacık bana, şimdi de renk çıktı yahu. Hadi, sen benim arkadaşımsın. Deniz. Bir tane şuraya gele. Renk söyleyeyim, sen bakalım bilebilecek misin? Bilirim, söyle bakalım. Hadi bakalım, söyle, ne renkti? Ne renkti? Ha, söyle. Al kese, bol kese, kırmızı kese, benim kese, ver kese, aman. Yine tekme düştü. Hoppa. Ah, aman Karagöz'üm, niye bana vurup duruyorsun yahu? Yahu sen de benim kesemi versene. Ya bu kese başkasına ait olmuş olabilir dedim ya. Peki, ne demiştik? Sen benim arkadaşımsın. Ben sana kesenin rengine yakın bir renk söyleyeyim. Bakalım bu kese senin kesen. Olur. Hadi söyle bakalım, söyle. Mesela... bizim bulmuş olduğumuz kese mavi kese. Ha. Tamam. Benimki de mavi keseydi yahu. Yok canım. Ben sana mesela adam dedim. İpucu verdim. Mesela bu mavi kese mavi değil de siyah olsaydı ne olurdu? Ha. Tamam. Benimki de siyah keseydi, siyah. Ya Karagöz'üm, biraz önce mavi kese dedin, şimdi de siyah kese diyorsun. Bu mavi kese nasıl siyah olur? Şöyle olur, bak sana anlatayım. Geçenlerde hava çok soğuktu, kömürlüye indim, kömür alayım diye. Cumburlop bizim para kesesi, kömürlerin içerisine düşmez mi? Keseyi bir aldım, kese olmuş sana siyah kese. İlahi Karagöz'üm, çok hazır cevapsın ama bizim bulmuş olduğumuz kese ne mavi kese ne siyah kese. Bizim bulmuş olduğumuz kese beyaz kese, beyaz. Ha, tamam, beyaz keseydi yahu, beyaz keseydi, unuttum, beyaz kese. Ya Karagöz'üm, biraz önce mavi dedin, şimdi de siyah diyorsun, ondan sonra da beyaz diyorsun. Peki bu siyah kese nasıl beyaz olur? Şöyle olur, sana anlatayım. Yahu hani sobayı yaktım ya ben. Evet. Sobayı yakınca birdenbire tüttü, ortalık böyle simsiyah oldu. Ben de aşağıya indim, kireç kuyusundan kireç alayım diye. Kireç kuyusuna cumburluk para kesesi düşmezdi. Ben de bir aldım, kese olmuş sana beyaz kese. İlahi Karagöz'üm, çok hazır cevapsın ama biz ne mavi kese bulduk, ne siyah, ne de beyaz. Sen buraya gelmem deyince biz de çocuklarla sana oyun oynadık, seni buraya tıpış getirdik. Nasılsın? Siz mi beni kandırdınız, yoksa ben de sizi kandırdım bilmiyorum. Nasıl olur Karagöz'üm, sen bizi nasıl kandırırsın? Şöyle kandırırım, bak şimdi. Ben kese falan kaybetmedim esasında. Ne yaptın? Ben o kesenin içindeki paralara sahip olabilmek için sana yalan söyledim. Ne yaptın sen Karagöz'üm? Yalan söyledim. Ah, çok büyük bir hata işledim. Yahu, büyük olur mu? Küçücük bir yalan söyledim. Bak Karagöz'üm, yalanın küçüğü büyüğü olmaz. Yalan bütün kötülüklerin anasıdır, babasıdır, amcasıdır, teyzesidir, halasıdır, anneannesidir, babaannesidir. Ne yapıyorsun sen Karagöz'üm? Yalanın sülalesini sayıyorum yahu. Eyvah! Yalanın sülalesi bu kadar geniş mi? Oho! O kadar geniş ki sabaha kadar anlasan bitiremem. Madem yalanın sülalesi bu kadar geniş, yalan bu kadar kötü bir şey, ben bundan sonra kesinlikle yalan söylemeyeceğim. Ben de sana söz veriyorum. Bundan sonra kesinlikle yalan söylemeyeceğim. Şaka da olsa. Aferin sana Karagöz'üm. Madem bana söz verdin, sana bir sürprizim var. Ben şimdi gidiyorum, çarşıda bir işim var. O işimi göreceğim, sonra geleceğim. Tamam mı? Hadi bakalım, hoşça kal. Hadi bakalım, ben gidiyorum. Hadi güle. Allah Allah.
Sivri sakallıya bak ya. Daha dün annem için kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okurlu oldum, sınıflarda doktorsun. Erişteyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Ah, kim geldi yahu? O bak, onun da şapkası düştü, benim de düştü. Ama ne yapıyorsun sen ya? Nereye gittin sen? Geliyorum, Sayın Hocam diye geliyorum. Aa, sen de kimsin ya o? Ah, Karın Hocam diye sorma. Ben 6,5 kulaç neden olayım? Kimsin? Sümüklü Ruhi misin? Hayır. 6,5 kulaç neden Ruhi'yim? Oo, anladım. Sümüklü Ruhi'sin ya. Ya sen niye bu kadar böyle kısa boylu kaldın? Ah, sorma Karın Hocam diye. Ben küçükken hiçbir şey yemiyordum. Şemsiye yemiyordum. Ne bileyim böyle vitaminli şeyler yemiyordum. Süt içmiyordum. Peynir yemiyordum. Yoğurt yemiyordum. Ondan böyle boyum kışa kaldı. Haa tamam. Onları yemen lazım evladım yahu. Onun için boyum böyle kısa kalmış işte. Ah bundan sonra yiyorum ama boyum uzamıyor benim. Ah uzamaz artık. Bundan sonra senin boyun uzamaz. Böyle cüce kalacaksın. Ama Karın Hocamca, bana öyle deme. Tamam şu bitleri o iyi. Bak Karın Hocamca, ne yaptım biliyor musun ben? Ah, bir dakika ya. Ne oluyor? Ayakkabılarım, bu ayakkabılarıma bakayım. He, tamam. Karın Hocamca, geçenlerde ben yolda 10 lira paya buldum. Ne buldun? 10 lira paya buldum. Ne yaptın? 10 lira para mı buldun? Evet. Sonra ne yaptın onu? Götürdüm onu. Gittim. Onunla beraber bakkaldan çikolata aldım. Şeker aldım. Şakış aldım. Belepetli aldım. Ne yapıyorsun sen karı? Oğlum ne yapıyorsun sen? Sümüklü Ruhi. Öyle şey olur mu? Hiç bulduğun para harcanır mı? Belki bu para bir arkadaşının parasıdır. Kalem parası olabilir. Defter parası olabilir, harçlığı olabilir değil mi? Ha, doğru söylüyorsun Karın Hocamca. Ne yapmam lazımdı peki? O parayı doğru öğretmenine götürmen lazımdı. Öğretmenine vermen lazım. Bu para belki bir arkadaşımın demen lazımdı. Oo, tamam Karın Hocamca. Ben bundan sonra öyle yaparım. Hadi bakalım. Sen öğrendin değil mi şimdi? Öğrendim Karın Hocamca. Ben gideyim de okula öğretmenime bu parayı vereyim, bu parayla şey yapayım, arkadaşıma versinler kim düşün düşe. Hadi bakalım, ben gidiyorum. Daha dün annem için kollarında yaşarken, çiçekli bahçem için. Yahu şuna bak ya, sümüklü Ruhi yahu. Para bulmuş, hemen gitmiş harcamış parayı. Olur mu öyle şey arkadaşlar? Olmaz değil mi? O para bir arkadaşınızın parası olabilirdi değil mi? Hayır. Yee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 e
kardeşini lokma lokma doğrayıp yine onu yiyen ben yer. Babanın arkadaşlar hayırlı evlat geldi ha. Ha! Karagöz efendi! Ne oldu ya o tuzsuz Deli Bekir? Bak sana bir şey söyleyeyim. Geçenlerde bizim ormana birileri girmiş, bütün ağaçları kesmiş. Ne? Bütün ağaçları kesmiş mi? Evet, kesmiş. Sen gördün mü? Yahu nereden göreyim? Ben evden dışarı çıkmıyorum. O yasaklar vardı ya, onun için evden dışarı çıkmıyorum. Ha, Karagöz efendi, bak bu ormanlar benden sorulu. Eğer bu ormanlara girip çıkan olursa, ormanlara zarar veren olursa, görürsen bana bildir, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Sana bildiririm. Sana bildiririm yahu. Tutsuz Deli Bekir. Bak, ormanlar bizim akciğerlerimiz. Ormanları yaktık mı? Ormanları kestik mi? Ne olur? Oksijen alamayız. Ne olur? Ne olur? Ne olur?
Ne olur? Ya ben sana soruyorum ne olur diye. Ya ben de sana söylüyorum ne olur? Ya ne olacak? Oksijen alamazsam ölürüz. Evet, doğru söylüyorsun. Ölürüz. Onun için ormanlarımıza iyi bakmalıyız. Peki iyi bakalım o zaman. Ben dört gözle ormanlarımıza bakacağım. Sen merak etme. Tamam Karagöz Efendi. Bekleyeyim, ormanları kolaçan edeyim. Yee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 
Ah karı gözüm, burada mısın? Buradayım yahu, buradayım. Ya bir sesler geliyordu, ne oluyordu? Yahu bizim şey geldi, Sümüklü Ruhi geldi, Sümüklü Ruhi. Yahu onun adı Sümüklü Ruhi değil, 6.5 kulaç Bebe Ruhi, Bebe Ruhi. Bak bak, o geldi, o geldi. Bir para bulmuş o, şimdi götürdü öğretmenine vermeye. Ona dedim ki, git öğretmenine ver, bu arkadaşının dedi. Çok iyi yapmışsın karagözüm, aferin sana. Sonra bir de tutsuz deli Bekir geldi. Ormanlara birileri dadanmış, ormanları korumaya gitmiş. Aferin, o ormanlarımızın bekçisi zaten. Onu korumaya gitmişti. Bak şimdi, ne diyorum biliyor musun Karagöz Efendi? Ne diyorsun yahu? Şimdi seninle biz Zencefil Kafe'ye gidelim. Zencefil Kafe'de çok güzel eğlenceler varmış. O eğlencelere birazcık biz de katılalım. Ne dersin? Yapma yahu, Zencefil Kafe'de mi? Ama ne kadar güzel. Ben oranın yiyeceklerini, içeceklerini çok beğeniyorum. Zaten ben de oraya gideceğim. Gelirim seninle beraber. Zencefil Kafe'de bir şeyler yeriz. Tamam o zaman. Hadi o zaman gidelim. Ha, neler varmış biliyor musun orada? Neler varmış? Şimdi Barış Manço çıkacakmış. Ondan sonra Hakan da çıkacakmış. Şarkı söyleyeceklermiş. Oh oh oh. Ben çok severim onları ya. Peki o zaman ben gideyim de hazırlık yapayım. Çocuğu da alayım geleyim. Hadi bakalım o zaman. Orada buluşuruz. Haydi bakalım, hoşça kal. 18 Mart 2022 Didim Aydın. Evet. Şimdi huzurlarınızda Tarkan. Nice.